Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Karanlık Feodal Düzen, Murat Ağerel, 14 Eylül 2024 Cumartesi Diyarbakır'da 8 yaşındaki Nari'nin ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı. Bir kötü haber de Tekirdağ'dan geldi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğradığı belirlenen 2 yaşındaki Sılayin'in durumunun ciddi ve stabil olduğu belirlendi. Bakın, 2 yaşında diyorum. Olayla ilgili annenin de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Annenin bebeği uyanmıyor diye hastaneye getirdi. Sıla bebek bir ay önce de vücudunda morluklarla hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili tutuklu olan 18 yaşından küçük iki şüphelinin bebeğe cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Narin'in ardından böylesine korkunç bir haber daha gelince aklım da kanım da dondu. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu bu acılarla ve skandallarla dolu Narin cinayetinin ve bu son olayın bize çok şey anlattığını düşündüğüm için Adalet Bakanlığı verilerini tekrar inceledim. Memleketin nasıl bir çukura düştüğü gerçeği suratıma çarptı. Adalet Bakanlığı verilerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarında soruşturma evresinde gelen dosya sayısına göre Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara dair dosya sayısı 187336. Bu dosyalardaki şüpheli sayısı 200611. Bakın hemen bir sayfa sonra ayrıntılarına yer verilmiş ve kategorilere ayrılmış. Çocukların cinsel istismarı ile ilgili dosya sayısı 66138. Bu dosyalardaki şüpheli sayısı 69773 kişi reşit olmayanlar cinsel ilişki suçu dosya sayısı 27674. Şüpheli sayısı 26144 kişi. Bakın bu sayılar sadece savcılık makamındaki çocuklara ait olan dosyaların sayıları. Peki ne kadarı mahkemelere yansımış ona bakalım. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen 180 7336 dosyanın 78240 tanesi davaya dönüşmüş. 200611 olan şüpheli sayısı 80 2295 olarak tespit edilmiş. Görülen davalar neticesinde 15200 tane davada 15244 kişi hakkında mahkumiyet kararı çıkmış. Çocukların cinsel istismarı ile ilgili 60 6138 dosyanın 31216 tanesine dava açılmış. Görülen davalarda 6656 dosyada mahkumiyet kararı çıkmış ve 7088 kişi ceza almış. Reşit olmayanlar cinsel ilişki suçuna ait 27674 dosyadan 3197 tanesi davaya dönüşmüş. Dava sonucunda 624 dosyada mahkumiyet kararı çıkmış ve 640 kişi ceza almış. Bittiğini düşünmeyin. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı doğum istatistikleri raporu verilerine de baktım tekrar. 15-17 yaş grubunda 6505, 15 yaş altında 130 çocuk doğum yapmış. 15 yaş altı doğum yapan çocuklardan dördü ikinci defa doğum yapmış. 15-17 yaş grubunda doğum yapan 6.505 çocuğun 535'i ikinci, 31'i üçüncü kez doğum yapmış. Biz daha Nari'nin acısını yaşarken, Sıla bebeğin dramına ağlarken aslında bu toprakların feodalizme gömülmüş geri kalmışlığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bakın diğer rakamlara girmiyorum bile. Daha çocuklarımızı koruyamazken yetişkinlere yaşatılan saldırılardan bahsedemiyoruz bile. Bir senede yaklaşık 60 bin cinsel saldırı ve tacize maruz kalmış insanların hayatları, bu saldırılardan sonra normal bir şekilde devam edeceğini nasıl düşünebiliriz? Ne çocukları ne de yetişkinleri koruyan bir düzenden bahsediyoruz. Bir önceki yazımda bataklıktan bahsetmiştim. Eşeledikçe bataklığın nasıl derin bir durumda olduğunu bu rakamlar ortaya koyuyor. Hani iktidar çok övünüyordu. İmam hatipleri açıldığı için toplumun yükseldiği, cami sayısının Kur'an kurslarının artmasıyla çocuklarımızın çağdaş dünya seviyesine geleceği konuşuluyordu. Biz böyle yapınca din düşmanı oluyoruz. Yaşananlar olaylar sayıları geldiği boyutları ortada. Anadolu'da yaşanan feodalizm artığını geri kalmışlık kültürünü çok hafife alıyoruz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yaban kitabında bahsettiği hiçbir şey umurunda olmayan, düşmana kucak açan köydeki insanlardan ne kadar ileriye gidebildik. On binlerce istismar ki bunlar sadece kayıtlara geçenler. Aklım almıyor. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüz yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.